Şimdi size aç gözlü köpeğin bir masalını anlatacağım. Varmış bir yokmuş. Elver zaman içinde, kalbur zaman içinde masallar varmış. Bu masal da benim başımdan geçti. Merhabalar, ben Nino. Bu ormanın en büyük, en güçlü, en sevimli, en tatlı köpeği benim. Bu ormandaki her şey benden sorulur. Çok kibirli, çok bilmişim. Haberim olmadan kuş bile uçmaz. Şimdi size bu ormanda başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Bir gün ormanda dolaşırken küçük bir kız bana kocaman bir et parçası verdi. Ben et parçasını alıp ormanda yürümeye başladım. Yürü, yürü, yürü. Su akan bir yere geldim. Etim çok güzel ya. Onu çok güzel bir yerde yemeliydim. Sonra oturdum suyun kenarına. Tam karnımı doyuracaktım ki baktım ki benim kadar büyük ve güçlü bir köpek karşımda duruyor. Kağıdında benimki kadar büyük bir et parçası. Kimsenin benimki kadar büyük bir et parçası olamazdı. Sonra onunki mi daha büyük, benimki mi daha büyük anlayamadım. Ama kimsenin benimkinden daha büyük bir et parçası olamazdı. Korkup kaçsın diye kabardım. O da kabardı. Sonra onu dinlemek için kulaklarımı diktim. O da dikti. Sonra da atladım suya. Çırpın çırpın çırpın. Köpek falan yok. Etim de suyun altında kayboldu gitti. Sudan da zar zor çıktım. Anladım ki hırs elindekiyle yetinmemek çok kötüymüş. Artık elimdekilerin değerini daha iyi biliyorum. Çünkü bu bana çok büyük bir ders oldu. Üç elma düşmüş. Birisi Nino'ya, birisi anlatana, birisi de dinleyene. Bye bye.